Ülkemizde destek tedaviler ne yazık ki en son çare olarak görülmekte. İnsanların aklında, dimağında, alt beyninde böyle geçmekte. Ben bunu mesleki hayatımda tecrübe ettim. Yaklaşık 30 seneye yakın bir mesleki hayatı sürecim var. Ve bunun %80-90'ı da destek tedaviler, bu tamamlayıcı tıp yöntemleri bunlarla geçmiştir. İnsanlara baktığımda şöyle bir kurgu vardı. Eskiden sağlık ocağı hekimliği vardı. Ondan sonra olmazsa burada sevk ederdik devlet hastanesine. Orada da olmuyorsa devlet hastanesindeki arkadaş o zaman üniversiteye, artık üniversiteden sonra gideceği bir yer kalmıyor. Yani iki yer var. Ya bizim sistem destek tedaviye geliyor ya da başka yere gidiyor. Onu şu an dinlendirmemiş olayım. Şimdi baktığınızda bu kurguda aslında son çare olarak gözüküyor. Yani her şey yapılmış olmuyorsa o zaman bir şeyler burada belki vardır diye farklı bir açıya geçiliyor. Halbuki bugün dünyada, Avrupa'da, Amerika'da bu tür tedavi modelleri, Çin'de, Uzak Doğu'da baktığınızda mevcut tedaviyle beraber yürütülen çok formu var. Yaptığımız destek tedaviler bedenin bütünlüğüyle alakalı süreci devreye koyduğu için hasta olmadan da uygulanabilecek bir model. Yani illa hasta olmanız gerekmiyor. Kaldı ki bırakın hasta olmayı, hasta oluyorsunuz, en kötü hale geliyorsunuz, üniversitede bitiyor, ondan sonra buraya başvuruyoruz. Ne yazık ki ülkemizde bu süreç devam ediyor ama son dönemde yapılan bazı düzenlemelerle mevcut tıbbın da içinde olabileceği bir süreç devreye konmuştur. Bugün üniversitelerde, hastanelerde, üniversite hastanelerinde tamamlayıcı tıpla alakalı, destek tedavilerle alakalı bölümler oluşturulmuştur. Ama istenen düzeyde o bütünlük oluşuyor mu, daha henüz oluşmadı. Çünkü bugün baktığımızda Avrupa'da, Amerika'da dediğim gibi bununla alakalı süreçte insanlar hasta olmadan da bu tedavilere, destek tedavilere ihtiyaç duyuyor, uyguluyor. Hasta olduğunda beraber yürüttüğü tedavi modelleri oluyor. Complementary medicine dediğimiz ortak süreçlerin, bütünsel tıp dediğimiz ortak süreçlerin yürütüldüğü tedavi modelleri oluyor. Tabii böyle olduğunda ben bunu net görüyorum ki insanlar hasta olmadan destek tedavilere başvurduğunda hasta olma süreçleri de ötelenmiş oluyor. Eğer hastalık kurgusu başlamış ise bunun iyileşmesiyle alakalı süreci aktif devreye koymada bedenin eğer o süreçte devreye konabiliyorsa o zaman bu kurgu daha başarılı bir şekilde yürütülüyor. Yoksa sadece verilen tedavi bir şeyleri baskılamak üzerine kurgulanırsa, bu işin içinde beden olmazsa o tedaviyle alakalı kurguyu yönetmesi de zor oluyor aslında. Bu nedenle yapılması gereken son nokta değil, aslında hasta olmadan da destek tedavilerle alakalı süreci hep bir tarafımızda, bir kenarımızda olması gerekiyor. O şekilde tedavilerin yürütülmesi gerekiyor.